Yansım, iyi misin? Değilim. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Bu mümkün. Cinler insanlara aşık olabilir. Dişisi erkeğe, erkeği dişiye göz koyabilir. Bu Akis adındaki cin kadın da babanla birlikte olabilmek için bu büyüyü kullanmış. Bunun için de şeytana hizmet eden cinler ve ifritlerden yardım almış. İnsanın da şeytanın da kötüsü ne çok birbirine benziyor. Şimdi ne yapacağız? Mezar şifresi hala önümüzde. Babanı bu yolla elde eden bir cin anneni de öldürmüş olabilir. Veyahut bize gönderilen cin yalan da söylemiş olabilir. Annemin mezarı kayıp demiştin değil mi? Evet. Köyde Hristiyan mezarlığı olmadığı için bizden ölenler tepelere gömülürmüş. Annemin mezarı da kaybolmuş. Benim bildiğim bu. Çabuk çıkıp muhtemel tepelere bakalım. Eğer anneni de öldüren onlarsa mutlaka bir iz bırakmışlardır. Bir erkek ile dişi bir cin nasıl ilişkiye girebilir? Bu havayla ilişkiye girmek gibi bir şey. İnsan vücudunun sabit bir ısısı vardır. Bu sıcaklık spermleri öldürür. Bu yüzden yumurtalıklar insan vücudunun dışındadır. Babanın ilişkiye girdiğini düşünsek dahi ateşten olanın topraktan olandan çocuk yapması düşünülemez. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil Yasemin. Nereden çıktı sabah sabah papazla buluşmak? Olan biteni anlattım. Ne dedi peki? Bana bir insanla bir cinin çocuğun olmasının imkansız olduğunu söyledi. Ki ben de buna inanıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Kulağa mantıksız geliyor evet. Ama olanlar ortada. Bu adama güvenerek doğru mu yapıyoruz bilmiyorum. Bence güvenmek zorundayız. Diyelim ki yalan söylüyor. Bundan çıkarı ne? Adamın para pulla işi yok ki. Adamın hakkında tek kötü söz bile yok. Bilmiyorum. Zeynep ve Serdar da bizimle gelsin o zaman. Yalnız olmayalım. Tayyi mekan diye bir şey duydunuz mu? Ben duymuştum. Astral seyahat gibi bir şey değil mi? Tam olarak öyle değil. Astral seyahatte ruh bedenden ayrıldığı zaman beden nefessiz kalır. Yani şöyle düşün. Suyun altında insan ne kadar nefessiz kalabilir? En fazla bir dakika. Burada ise olay farklı. Cinler bizden farklı boyutlarda yaşadıkları için bizi her an görebilirler. Havas ilmine ait dillerde cinler, insanlar onları çağırmadan onlara üç şey iletebilirler. 1. Allah hav inkar. Allah'ı inkar et. 2. El hasuva hedecin. Kurtuluş cinlerdedir. 3. Edehale rabiye el cin. Cin baharına gir. Cinni ve insi vakit farklıdır. Bu boyutlarda cinni vakit kullanılır. Yaratacağım tılsım ile
bu vakitten çıkıp onların vaktine gireceğim. Gerçek uyku zamanının parçasını yakaladığımda, belki tek bir saniyelik bölümünde ruhun devir sayısı artar, bedenin devir sayısı azalır. İkisi aynı eşitliğe geldiği anda ruh bedenden ayrılır ve bütün boyutların mühürleri açılır. Yani burada öğrenemediğim bütün sırları o boyutun sahibi cinlere sorup öğreneceğim. Yasemin, bana kendine ait üzerinde olan bir şey verir misin? Toka olur mu? Bu ne için hocam? Yasemin adına geldiğime inanmaları için. Bu da benim tesbihim. Beni bu zamana, bu boyuta geri getirecek. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Ben boyut değiştirdiğim zaman bana burada ne olursa olsun korkmayın ve asla beni uyandırmayın. Asla. Serdar, sandalye verir misin? Getireyim hocam. Ey cinni vaktinin eşref zatları! Yanıp sönen nurların merhametine sığınıyorum. Ya Kuddüs! Ya Kuddüs! Ya Kuddüs!